benim dostum Dan Parker tekrar tanıtmak istiyorum. Çünkü o birçok senedir 2014'ten beri Yalova'ya geliyor ve bizim kilisimizi vaaz veriyor, maddesel destekliyor. Onun kilise ağı var Avustralya'da ve deprem bölgesine de gitti. Orada bizim Antakya'daki hizmette gördü, destekledi. Yani teşekkür etmek istiyorum ve bizim Fars ve Arap toplantısında bugün vaaz verecek. Sadece biraz daha, o sadece ismini söyledi. Bizim ilişkimiz hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Onu çok seviyorum. İyi ki varsın. Şimdi vaaz başlıyor. Başlıyor muyuz? Okey, süper. Siz bu ilahi biliyor musunuz? Daha sevgi, daha güç, seni istiyorum. Evet, biliyorum siz bunu çok söylemek istiyorsunuz ve söz eğer Liz kabul ederse biz vaazdan sonra bunu söyleyeceğiz. Evet. Tamam, okey, süper. Orada daha sevgi, daha güç. Sevgi ve güç bana göre yeni antlaşmada en önemli özellikleri. Yani eğer sorarsak yeni antlaşma bizi ne anlatıyor, ne ile ilgili? Hem sevgi hem de güç. Hem de güç. Bugün daha çok sevgi hakkında konuşmak istiyorum. Ama aynı zamanda bir başka bir yanı var. Çünkü inancımızda bazen sevgi ve doğruluk arasında bir çelişki var. Çünkü eski antlaşma ve yeni antlaşma arasında bir gerilim var sanki. Eski antlaşmada sanki biz farklı bir tanrı görüyoruz. Yeni antlaşmada sanki farklı bir tanrı. Ve eski antlaşmanın ana değerleri, özellikleri daha çok kutsallık, paklık ve doğruluk. Tanrı'nın kutsallığı ve doğruluğu anlatılan ve gösteren bir sürü hikayeler var. Bu yüzden Tanrı'nın halkı onun gibi kutsal ve doğru olmalıydı. Ve bunu sağlamak için işte bu Tanrı'nın halkı kutsal, pak, doğru olabilmek için eski antlaşmada bir sürü buyruk, emir ve kurallar var. Değil mi? Özellikle bu Leviler kitabı çok kurallar dolu bir kitap. Amaç Tanrı'nın halkı kutsal olsun. Tanrı'nın halkı pak olsun. Neden? Çünkü Tanrımız kutsaldır, evet. Paktır. Ve işte bu paklık, bu saflık tutabilmek için kolay değildi. Evet. Çünkü günah işlemeden bile sen normal günlük hayatı içindeyken bu saflık kaybedebilirdin. Nasıl? Bayanlar zaten ayda bir adetini yaşarken kirli sayılırdı. Yani bu günah değil, yani bu hayatın bir parçası. Sonra belki senin bahçende bir kedi öldü. Kim bunu kaldırıyor? Sen kaldırıyorsun. Ya bunu dokunduğun zaman senin de kirli oldu. Senin kirli sayılır. Ya da en sevdiğin insan öldü, sen bunu gömerken, gömüldüğü zaman dokundun, sen de kirli oldun. Yani bu günah ile ilgili bir şey değil. Bu büyük bir şeydi eski antlaşmada. Ve bir sürü
kurbanla nasıl bir ritüeller vardı, özellikle Leviler kitabına yazılı. Neler bir İsrail'i, neler bir Yahudi, ne yapması gerektiğini çok net söylüyor. Bir sürü şey var. Çünkü Tanrı'nın kutsallığı ve doğruluğu çok önemliydi. Ve size bir örnek göstermek istiyorum. Mısır'dan Çıkış kitabında 19. bölüm 9-15'i kadar okuyorum. Tanrı kendisi Musa göstermek ve kutsal yasa vermek istiyor. Yazdım. Şimdi ayeti okuyorum. Tamam. Rab Musa'ya sana koyu bir bulut içinde geleceğim dedi. Öyle ki seninle konuşurken halk işitsin ve her zaman sana güvensin. Musa halkın söylediklerini Rab'e iletti. Rab Musa'ya git bugün ve yarın halkı arındır dedi. Giysilerini yıkasınlar. Yani onu da görüyoruz. Yani bu sadece senin davranışların ile ilgili değil. Senin giysilerini de arındırmak gerekiyordu. Üçüncü günü hazır olsunlar. Yani bayağı 3 gün hazırlık, kutsallaştırma, arınma hareketleri yapıyorsun. Üçüncü gün hazır olsunlar. Çünkü üçüncü gün bütün halkın gözü önünde ben Rab Sina Dağı'na ineceğim. Yani bu demek ki Rab ile bir buluşma yaşabilmek için halk kendisi hazırlasın. Yani biz olduğumuz gibi hazır değiliz, doğru değiliz, layık değiliz bu düşüncelere göre. Dağın çevresini sınır çiz ve halka de ki sakın dağa çıkmayın. Dağın eteğine de yaklaşmayın. Kim dağa dokunursa kesinlikle öldürülecektir. Ya ciddi bir olay. Yani bir sınır çiz, bu sınırın ötesine kimse gitmesin. Neden? Çünkü ben kutsalım. Siz kimsiniz? Siz benim huzuruma girmezsiniz. Girersiniz, öleceksiniz. Ya taşlanacak ya da okla vurulacak. Ona insan eli değmeyecek. İster hayvan olsun, hayvan da bile. İster insan yaşamasına izin verilmeyecek. Ancak boru uzun uzun çalınınca dağa çıkabilirler. Hani bir sinyal verecek, ondan sonra işte bu yasak kaldırılacak. Sonra Musa dağından halkın yanına inip onları arındırdı. Herkes giysilerini yıkadı. Musa halka üçüncü güne hazır olun dedi. Bu süre içinde cinsel ilişkide bulunmayın. Şimdi o da önemli. Yani bu paklık, bu saflık kazanabilmek için normal olan cinsel ilişkiler de yasak. Sanki kirli, sanki bunu yaparsan sen Tanrı'nın önüne ve Tanrı'nın duramazsın. Ve bu eski antlaşmanın anlayışı. Zaten biz bunu nerede görüyoruz? Bir perde var. Buluşma çadırında ve tapınağında. Bir perde. Yani perde arkasına Tanrı'nın en kutsal yeri hiç kimse giremez. Bu bir yasak. Giremezsin. Neden? Çünkü ben kutsalım, siz kutsal değilsiniz. Ama evet. Ve işte bu okuduğumuz ayetler ne mesaj veriyor? Tanrı kutsaldır, insan kirlidir. Kirli insan kutsal Tanrı'ya yaklaşmaz. Ve orada bir mesafe görüyoruz.
Yakınlık olmaz. Biz ayrıyız. Ancak seçilen insanlar özel zamanlarda Tanrı ile irtibat kurabilir. Mesela başkan, senede bir bir sürü kurban kesildikten sonra perde arkasına gidebildi. Senede bir. Doğru yapmamışsa orada Tanrı'nın huzurunda ölebilirdi. Bu yüzden diyebiliriz, eski antlaşmanın inanç bildirgesi Leviler 19:2 gibi. Orada Tanrı diyor ki, kutsal olun çünkü ben Tanrı'nız Rab, kutsalım. Kutsal olun çünkü Tanrı kutsaldır diyebiliriz. Yeni antlaşmada büyük bir değişiklik oluyor. Yeni antlaşmada büyük bir değişiklik oluyor. Haleluya. Yeni antlaşmada büyük bir değişiklik oluyor. Yani ben onun altını çiziyorum. Neden? İsa. Çünkü eski antlaşmada Tanrı'ya yaklaşmak imkansız. Şimdi yeni antlaşma nasıl başlıyor? İsa Mesih. Tanrı kendisi beden alıp aramıza geliyor. O geliyor. O yaklaşıyor. O yaklaşıyor. Yani bunu iyice anlayalım. Eski antlaşmada Tanrı'ya yaklaşmak imkansız. Bir duvar vardı, bir mesafe vardı. Ama şimdi yeni antlaşmada Tanrı kendisi bize geliyor. Yani biz ona yaklaşamıyoruz. O bizi geliyor. Tanrı Mesih'i de beden aldı ve aramızda yaşadı ve bizi dokundu bile. Ve ben neden bugün bu vaaz veriyorum? Çünkü ben buna sormak istiyorum. Senin Tanrı hakkında nasıl bir düşüncen var? Tanrı düşündüğünde nasıl biri önünde çıkıyor? Öyle kutsal bir Tanrı ve sen de ona yaklaşmaktan korkuyorsun çünkü biliyorsun ona göre kutsal değilsin. Ya da sevgili bir baban aklına geliyor ve sen çocuk olarak onun kucağında oluyorsun. Yani ne aklına geliyor? Senin Tanrı resmin, Tanrı hakkında düşüncen nasıl? Çünkü ben biliyorum bir sürü insanda, bir sürü imanlı da hala bu eski antlaşmadaki resim Tanrı ile ilgili taşıyorlar ve bu yüzden yaklaşmak konusunda zorlanıyorlar. Ve bugün zaten bir sürü dualarınızda kutsal, kutsal, kutsal duydum. Yani bu kafamızda. Neden kafamızda? Çünkü kutsal kitapta yazıyor. Ama işte İsa'nın yaptığını bugün iyice bakalım. İşte sevgi hakkında konuşmak istiyorum. Nasıl eski antlaşmanın, eski antlaşma taşıyan sütunların kutsallık, paklık, doğruluk olduğu gibi yeni antlaşma taşıyan sütunların sevgi ve merhamet oldu. Evet. Yuhanna 1:16 yazıyor ki, nitekim hepimiz onun doğruluğundan lütuf üzerinde lütuf aldık. Amin. Tanrı bizi sınırsız sevgisiyle dokunuyor, bereketliyor. Mesih'in hayatında kutsallık ve doğruluk yerine sevgi ve merhamet daha çok ortaya çıktı. Çünkü İsa Mesih kimi gitti, kimin yanında
zaman geçirdi. Günah yaptı. Böyle kutsal, her şey doğru yapan, günah işlemeyin. Hayır. Yani bu dini kuralları hepsi yerine getiren insanlar yanında mı bitti? Günahkarların yanında. Gitti mi? Hayır. Gitmedi. Günahkarların yanında nereye gitti? Günahkarların yanında gitti. Gitti. Evet. Bağışlama. Zaten ona böyle bir adı verdi. Günahkarın dostu. Evet. Günahkarların dostu. Vergi toplayıcılar. Evet. Vergi toplayıcılar. Fuhuş yapanlar, evet. Günah işleyenler. Yahu da eserli. Evet. Hastayla bir doktora ihtiyacı. Hasta olanlar. Evet. Evet, o orada bir çok önemli bir şey görüyoruz. Yani bu aslında bizim düşüncemizin aykırı. Eski antlaşmanın düşüncesi aykırı. Yani kutsal, yani eğer İsa Mesih kutsal biri ise, olsa nasıl bu günah yere girebilir? Nasıl bunu yapabilir? Çünkü böyle yerlere giden kirleniyordu. Yani kutsallığı gidiyordu, kayıp ediyordu. Yani kirli olan, dokunan kendisi kirli oldu. Yani biz bazen bu ferisileri, din adamları böyle tepeden aşağı bakıyoruz, ya siz nasıl konuştunuz? Aslında böyle düşünmeyelim. Çünkü onların, yani Musa'nın yasasından gelen yani öğretişi böyleydi. Hala bugünlerde insanlar diyor ki, oraya gitmem. Oraya gidersen ya benim hakkında kötü konuşacaklar ya da ben de hasta olurum. Biz de bazı insanlardan, ortamlardan uzak kalıyoruz. İsa böyle ortamlara girdi. Bu yüzden büyük bir eleştiri aldı. Mesela bir herkes bunu biliyor, Yuhanna 8. bölümündeki Sina yaparken yakalayan bayan, kadın. Yani o suçlu. Yani bir şüphe yok. Yaparken yakalandı. Şimdi onun İsa'nın önünü getiriyorlar ve diyor ki üstadım, Musa'nın yasası diyor, böyle olursa taşlayın. Şeriat bunu diyor. Sen, şimdi sen ne diyorsun? Ondan sonra bu meşhur söz söyledi. Günah işlemeyen ilk taşı atsın. Evet. Sonra kimse atmadı. Taş tabii ki hazırdılar. Hazırlıklı geldiler. Sonra tup ve geri gittiler. Ya. Çünkü farklı biz aslında nasıl bu bayağı yargılayabiliriz? Biz de günahkarız. Evet. Sonra dedi, demek ki kimse seni yargılamadı, o zaman ben de seni yargılamıyorum. Ama bir daha günah işleme. Evet. Dedi, sen git. Yani orada merhamet ve sevgi amin. Doğruluğun önüne geldi. Evet. Değil mi? Amin. Luka 7. bölümde işte yine günahkar bir kadın, günahkar olarak bilinen bir kadın, bir ferisinin evindeyken onun yanında gidiyor ve gözyaşlarıyla onun ayaklarını yıkıyor ve sonra kendi saçlarıyla bunu kurutuyor. Yine orada bu ferisi, bu din adam kötü düşünüyor. Ayet varsa Luka 7 yok. Tamam. O zaman ben yani orada işte bu adam düşünüyor, nasıl bu bir peygamber olabilir ki? Bir peygamber olsa bilir
bu günahkar bir kadın. Çünkü onu dokunursa kendi kutsalına gidiyor. Yani anlamıyor. Yani bu kötü bir adam değil. Yanlış düşünmeyin. Bu Ferisiler kötü insanlar değildi. Alçak insanlar değildi. Onların tek problemi Tanrı hakkında yanlış bir bakış açısı. Korku vardı değil mi? Ya korku, yani onlar işte bu kutsallık o kadar önem verdiler ki bizim gibi Yahudi olmayanlarla aynı masada oturmazlardı. Çünkü bizi kirli olarak anlıyorlardı. Yani bu kötü bir şey değil. Aa, ben senden daha üstünüm değil. Tanrı'dan korktular. Tanrı bakışı böyle olduğu için kutsallığını, paklığını, saflığını, doğruluğunu kaybetmek istemediler. Ve zaten İsa Mesih'in zamanında yani aşağıya yukarı kutsal kitapta 600 yasalar var eski anlaşmada. Ama onlar o kadar korktu ki biz Tanrı'ya karşı günah işlemeyelim ki bu kuralları korumak için 1000 kuralı daha koydular. Yani biz kuralı seviyoruzdan dolayı değil, korku vardı. Biz kutsal Tanrı'ya karşı aykırı bir şey yapmayalım diye. Ve biz İsa'da nasıl görüyoruz? O bu insanlardan yani tiksinmiyor. Tiksinmiyor, sırtını dönmüyor onlara karşı. Ne diyor? Onlara dönüyor ve ilgileniyor. İlgi. İlgi sevginin bir parçası. Bir parçası. Ama işte bu dinci insanlar bunu anlamadılar. İsa Mata 12:7'de böyle bir şey söyledi. Bilmiyorum var mı? Yok mu? Şey, yeni bilgisayar aldı ya. Kuralda bir sorun var aslında. Tamam. İsa diyor ki, eğer siz ben kurban değil merhamet isterim sözünü anlamını bilseydiniz suçsuzları yargılanmazdınız. Tekrar okuyorum. Ben kurban değil merhamet isterim sözünün anlamını bilseydiniz suçsuzları yargılamazdınız. Yani bu söz eski antlaşmadan geliyor. Tanrı diyor ben kurban değil merhamet isterim dedi. Ama siz yani Ferisilere dedi ki siz anlamadınız. Siz hala suçsuz olanları yargılıyorsunuz. İşte orada önemli bir konuya geliyoruz. Yargılamak. Biz de bazen insanları yargılıyoruz. Bir fikir üretiyoruz kafamızda onların hakkında. Ya onlar pis. Ya onlar şöyle. Ya onlar böyle. Ya onları sevmek gerek yok. Çünkü onlar kötü ya. Biz kolay kolay yüreğimizde insanları yargılıyoruz. Bazen ülke işte Araplar şöyle. Değil mi? Ben bir şey demiyorum çünkü böyle değil. Ama bu sözler yani ben Türkiye'de öğreniyorum. Yani insanlar birbirinin hakkında ne diyor? Bazı ulusların isimleri bir hakaret olarak söylüyor. Değil mi? Evet. Yine söylemiyorum. Siz biliyorsunuz zaten. Biliyorsunuz. Ya bu bir yargı. Biz Ferisilere bakmayalım, biz kendimizi bakalım. Zaten onları yargılamak için burada oturmuyoruz. Biz kendi yüreğimizi bakalım. Biz farklı olalım diye buradayız. İşte kurban istemiyorum derken işte bu kutsallık sistemi ayakta tutan her şeyi istemiyorum, Tanrı diyor.
Ne istiyorum? Merhamet istiyorum. Sevgi. Sevgi ve merhamet istiyorum. İman, umut, sevgi. Mesela bugün Mayrin'i Rabbin sofrası kurtladı. O kim gelebilir, kim gelmeyebilir hakkında bir şey demedi. Bak, dikkat ederseniz ben bunu yaparsam ben de bir şey demiyorum. Neden demiyorum? Çünkü bazı insanlar diyor ki İsa Mesih Rab ve kurtarıcı iman etmeyen katılmasın. Ben bundan emin değilim. Çünkü İsa Mesih kendisi yani en kutsal kişi yeryüzündeyken günahkar olanlar ile aynı masada oturdu. Evet. Şimdi ben kimim? Kendim de günahkarım. Bir başkasına katılmam. Hangi açıdan söylemiyorum? O katılmak isterse katılır. Katılsın. Yani Tanrı İşte bu kutsallık, biz orada yine biz insan olarak bir kutsallık korumak istiyoruz sanki. Ya şimdi o anılsa ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Biz kendi yüreğimizi dikkat edelim. Bu önemli. Neyse. Yani ben daha söyledim, daha önce söyledim. Ya da Yeşaya 58 ve bunu eski antlaşmada okuyabiliriz. Yani Tanrı sadece yeni antlaşmada her şeyi farklı yaptı değil. O bunu eski antlaşmada, İsa Mesih'in 700 seneye gelmeden önce de söyledi Yeşaya peygamber. Orada 58. ayet Tanrı İsrail halkına diyor ki siz bana şikayet ediyorsunuz. Neden bizim dualarımızı dinlemiyorsunuz? Biz oruç tutuyoruz ya. Ama Tanrı diyor ya nasıl bir oruç? Evet oruç tutuyorsunuz ama aynı anda kavga ediyorsunuz. Aynı anda birbirini aldatıyorsunuz. Hakkını yiyiyorsunuz. Ya bu oruç istemiyorum. Sizin kurbanlarınızı bana tiksiniyor yani onun kokusunu istemiyorum diyor. Ama benim istediğim oruç haksız yere sincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek, esilenlere özgürlüğü kavuşturmak, her türlü boyunduruğu kırmak değil mi? Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinizi alır, çıplak gördüğünüzü giydirir, yakınlarınızdan yardımınızı esirgemenizin işiniz tam gibi ağaracak, çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz onun önünüzden gidecek, Rab'in yüceliği ağaçınız olacak. O zaman yardım çağrılarınızı Rab yanıtlayacak. Feryat ettiğinizde işte buradayım diyecek. Eğer boyunduruğa başkalarını suçlamaya, kötücül konuşmalara son verirseniz, açlar uğruna kendinizi feda eder, yoksulların gereksinimini karşılarsanız, ışığımız karanlıkta parlayacak. Amin. İşte işi kilizi böyle parlasın, amin. Karanlığınız öğlen gibi ısıyacak. Rab her zaman sizi yol gösterecek. Kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek, iyi sulanmış bahçe gibi, tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız. Halkınız eski yıkıntıları onaracak, geçmiş. Yani bunu anlarsak bizim bakış açımız değişir. Yani bana sorarsanız senin için Mikail Tanrı kimdir? Ben de ta o taraftan başladım. Kutsal, sert, benim günahlarımı kısan bir Tanrı. Bu yüzden ona çok fazla yaklaşmak istemezdim. Çünkü kendimi bu pozisyonda hissetmedim. Ama git gide
kutsal kitap okuya okuya, kutsal ruh çalışa çalışa benim hayatımda benim bakışım değişti. Şimdi onu benim beni seven, beni kabul eden babam olarak görüyorum. Ve koşa koşa onun kucağında oturanım. Ve bu bana o kadar bir güç veriyor ki zaten oradan bir başkasına verebilecek sevgim geliyor. Bu ilişkiden. Hala onu böyle baksaydım ben diğer insanlara aynı şekilde yargılardım. Ama onun sevgisi, onun samimiyetini, kabulünü yaşadığım için ben de şimdi bir başkasını onun gibi davranabilirim. Bazı insanlar diyor, İsa Mesih çarmıhta ilk önce Tanrı'nın doğruluğunu yerine getirmeseydi, Tanrı bizi bağışlayamazdı. Yani İsa Mesih orada işkence gördü, acı çekti, bizim yerimizde öldü. Ondan sonra Tanrı bize sevgisini gösterebildi. Hayır. Hayır. Çünkü İsa Mesih önce geldi. Önce bizim gibi insanlar ile oturdu ve bizi sevdi. Sevdiği için bunu yaptı. Evet. Sevgi her şey önde. En son bu ayet okuyalım. Yakup mektubunda 2:13. Orada Yakup diyor ki, çünkü yargı merhamet göstermeyene karşı merhametsizdir. Merhamet yargıya galip geldi. Merhamet yargıya galip geldi. Yani doğruluk, orada aslında yargı da var. Yani ya doğrusun ya doğru değilsin. Doğru değilsin yargı. Ve işte benim istediğim, bizim kilisemizde gerçekten merhamet bol olsun. Bizim bakış açımız her zaman sevgi önce, merhamet önce. Tabii ki biz istiyoruz insanlar değişsin. Yani yanlış bir şey varsa biz buna iyi demiyoruz. Ama ilk önce yaklaşımımız sevgi olmalı, merhamet olmalı. Bağışlama olmalı. Evet, ve orada işte merhametsiz davranlar için yargı merhametsiz oluyor. Evet. İşte bu bizi büyük bir uyarı. Merhamet göstermeyin, merhamet görmeyecek. Evet. Bu yüzden bizim en önemli problemimiz ve en önemli konumuz Tanrı'nın kutsallığını değil, sevgisi ama bizim merhametli davranımız. Evet. Amin. Amin. Şimdi bunu ilahi ile dökelim. Evet. Bunu Rab'e söyleyelim. Daha sevgi, daha güç istiyoruz. Amin. Amin. Rab sizi bereketlesin. Sizi de.